Hepinize selamlar Kolaçan izleyenleri. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. İnceleme videomuzun bu seferki konuğu Rutek Kargo 125. Özellikle ticari amaç için üretilmiş, ticari amaç için Çetur firması tarafından ülkemize getirilmiş bir model. Enine boyuna inceleyeceğiz. Uzun süredir ben de özelliklerinin yanında size yaklaşık 1000 kilometre kullanım sonrası kullanıcı yorumlarımı da aktaracağım. Bu videoda teknik özelliklerinden çok, tabii teknik özelliklerine de değineceğim ama teknik özelliklerinden çok kullanıcı yorumundan bahsedeceğim. Çetur firmasını özellikle kurye arkadaşlar iyi bilirler, kuryelik piyasasında uzun süredir kuryelik yapan arkadaşlar. Çetur firması böyle bir motosiklet getirmiş ve bana da dediler ki Kolaçan sen bunu al, istediğin kadar kullan, enine boyuna izleyicilerine paylaş. Ben de yaklaşık 1000 kilometredir, hatta tam olarak 1000 kilometredir kullanıyorum motosikleti. Yağmurda kullandım, karda kullandım, biraz hor kullandım. Kaldırımdan atla, röfüşten atla. Birkaç videomda denk gelmişsinizdir, hepsini gösteremesem de. Hani acaba bir şey olacak mı, elimde kalacak mı? Biraz hor kullandım diyebilirim. Tam bir test motoru olarak kullandım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 125 cc, Euro 5 uyumlu bir motosiklet. 8 beygirlik bir gücü var. Tek silindir, hava soğutmalı. Tamamen kurye odaklı üretilmiş. Gördüğünüz gibi tır gibi motosiklet yapmış adamlar. Kocaman bir şaseye sahip. Uzun bir motosiklet. Bu sebepten gördüğünüz gibi arası kocaman. Bundan önce birkaç scooter incelememde demiştim ki ya kask koyamıyoruz buraya. Hani zor oluyor. Ben kurye olarak çıkardığım zaman seleye bazen koyamıyorsunuz. Bir şey oluyor. Ya da otururken elinizde kalıyor. Kask çıkarıp buraya koyamıyorsunuz diye eleştirmiştim. Bırakın kaskı, bayağı buraya insan oturtturup gezdirirsiniz yani şuraya. 41 santim aralık var burada. Buraya bir şey koyacağınız zaman, kutu koyacağınız zaman, kasa koyacağınız zaman geniş bir alanınız var. Ön taraftan baktığımızda standart halojen farlara sahip. Hem sinyaller hem farı halojen koruma demir ile ilgili küçük bir detay vereyim. Burada tabi granajı kesiyorlar koruma demiri takabilmek için. Bu da hani biliyorsunuz Hindistan'da falan öne plaka takılıyor. Öyle yerleri var. Belki koruma demiri buralara uydurulacak şekilde yapılsa daha mı iyi olurdu? Buradaki görüntüyü çok sevmedim ama farlar bu şekilde konumlandırılmış. Hatta çalıştırayım. Güneşten görebilir misiniz bilmiyorum. Buralarda iki tane park lambası yanıyor. Yanlarda kedi gözleri var. Bunlar da yine yan taraftan gelecek araçlar için küçük ama güzel ayrıntılar. Yine bu motosikletin tasarım anlamında en büyük özelliklerinden ve en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi deposu. Deposunun konumlanması daha doğrusu. Depo kapağını buraya koymuşlar. Çok güzel olmuş. Benzin alırken rahatlık sağlıyor daha doğrusu. Şuradan şunu şöyle çeviriyorsunuz. Ve alttan ben biraz sıkmışım. Şöyle çeviriyorsunuz. Çok kullanışlı. Hani bu elimizde kalıyor falan filan. Belki bazı arkadaşlar aa niye elinde kalıyor falan der. Elimde kalmazsa şurada dursa şuraları çizeceğini düşündüğüm için şuraya koymak daha mantıklı oluyor. Ama benzinin şöyle küçük bir dezavantajı var. Benzinlikteki arkadaşlar, pompacı arkadaşlar çok alışkın olmadığı için motosikletlerde böyle şeylere. Biraz da bir açıdan dolayı sonuna kadar bastıkları zaman ağzına kadar doldurduğunuzda taşabiliyor. Yani taşabiliyor derken birden fışkırıyor böyle. Çünkü açıdan dolayı benzin alırken dikkat etmek gerek. Ama konumlanması çok hoşuma gitti. Tamam. İşte böyle dikkat etmezsen fışkırıyor. Diğer scooterlarda biliyorsunuz selenin altında oluyor genelde. Bunu ittiriyorsunuz, çekiyorsunuz gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Uğraştırıyor. Buradan tak tak alıyorsunuz. Kutuya gelelim. Kocaman bir kutu var. Ben bu tür kutuları kullanmayı aslında çok hoşlanmıyorum kişisel olarak. Biraz bana ağır geliyor. Ben motosiklette hafiflikten yanayım. Ağır geliyor ama diğer scooterlarda demirlerinden dolayı, yine kuryeleri beni çok iyi anlayacaktır. Demirlerinden dolayı ağır oluyor. Çukura falan girdiğinizde sallanıyor. Takır tukur. İleri ittim, geri çektim falan. Bir süre sonra kırılmaya falan başlıyor. Şimdi burada bir parçalı sele var. Ekstra olarak kutu olmadığı zaman bunu bana incelemem için özellikle kutulu göndermişler. Kutu normalde orijinalinde yok. Siz takıyorsunuz. Kutu olmadığını düşün. Ben burayla ilgili özellikle ayrı bir video koyarım ama şu seleden burada bir sele daha var. İkinci parça. Kutunun olmadığını düşünün. Buradaki seleyi şu şekilde kaldırıyorsunuz ve buraya sırtlık oluyor. Burası da yine arkaya kutu falan bağlayacağınız zaman ekstra bir şey. Burası dümdüz bir şey bağlamanıza müsait bir hale geliyor. Burada da demirler de olunca rahatlıkla bir şeyler bağlayabiliyorsunuz. Selenin altına gelelim. Seleyi de buradan açıyoruz. Çevirdik. Çat diye açıldı. Buraya kask sığmıyor tabii. Belki o jockey kaskı dediğimiz küçük
nazi kasları da diyen arkadaşlar var. Onlardan sığar. Diğer incelemelerimde özellikle sucu arkadaşlar, su taşıyan arkadaşlardan inanılmaz derecede soru gelmiş. Damacana sığıyor mu? Damacana sığıyor mu? Özellikle son zamanlarda kuryeliğin de artışıyla su taşıyan arkadaşlarımız da çoğunlukla onların sektörü de arttı. Şimdi şöyle düşündüğünüz zaman şurayı açıyorsunuz. 35 kilo taşıma kapasitesi var. Yüklemeye kalkarsanız 3-4 tane buraya, 3-4 tane buraya belki yükleyebilirsiniz. O kadar alanı var. Ama tabii kesinlikle de boyunuz kadar ağırlıkla da şeyler yüklemenizi ben güvenlik açısından tavsiye etmiyorum. Motosikletlerde taşıma kapasitesinin tabii rakamı da önemli ama rakamdan ziyade o kiloları nasıl yerleştirdiğiniz önemli. Yani bir tane de koysanız dengesiz, güvenli bir sürüş sağlamaz. Tehlikeye atarsınız kendinizi. Hani 50 kiloda yükleseniz tabii yüklemeyin ama dengeli olduktan sonra biraz daha size kolaylık sağlar. Diyelim ki buraya bir şey yüklediniz ya da üst üste 5 tane hafif de olsa hacmi büyük bir şey koyacaksınız diyelim. Bu yüzden ayaklarınızı rahatlıkla koyabilmek için bunlar artçı ayaklığı değil, bunlar sürücü ayaklığı. Bu şekilde götürebiliyorsunuz. Bunu şey gibi düşünmeyin ya. Tamam Kolaçan güzel söylüyorsun ama işte o kadar yük insanları tehlikeye atar. Evet tehlikeye atar, bunu da söylüyorum ama yüklediğimiz her şeyin kilosunu da 50 kilo 100 kilo diye düşünmeyin. Dediğim gibi büyük bir kutu taşıyorsunuzdur. Ama içinde atıyorum çiçek vardır mesela. Anlatabildim yani hafif olarak hacim büyük olarak da düşünmek lazım bunları. Bu yüzden öne arkaya dünyanın malzemesini yüklüyorsunuz. Rutek Kargo 125 söylediğim gibi yaklaşık 1000 kilometredir, hatta 1000 kilometreyi geçtik. 3700 civarındaydı aldığımda, şu an 4770 kilometredeyiz. Hazır motosikleti böyle trafikte sürüyorken ilk olarak sürüş hissiyatından bahsedeyim. Rahat bir oturuş pozisyonu var. Sürüşü çok rahat. Ön taraf çok geniş olduğu için haliyle ayağınızı istediğiniz gibi ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Arka tarafta 2 tane süspansiyon var. Hiç rahatsız olmadım. Ya bu ne biçim küt küt vuruyor demedim. Ya da ya bu çok yumuşakmış, paldır küldür zıplıyorum demedim. Güzel bir süspansiyona sahip diyebiliriz. Burada bir ayak marşı var. Enjeksiyonlu bir motosiklet bu arada, onu da söyleyeyim. Ayak marşı var. Ben biraz internetten araştırdım. Uzun zamandır sanıyorum satılan bir model bu. Daytona 125 olarak. En son arkaya gelelim. Arkada karşıdan alabilir misin? Gerçi ben detay koyarım ama baykuş gözleri. Sert bakışlı baykuş gözü çok tatlı olmuş. Özellikle dikkatimi çekti. Bunu da size göstermek istedim. Frenler. Arka kampana, ön fren disk, kombine fren var. Ama şunu söyleyeyim frenle alakalı. Ön freni çok beğendim. Ön fren güzel. Arka fren daha iyi olabilirdi. Açıkçası bunların dışında beğenmediğim kısımlar da var. Göstergede bazı eksikler. Göstergemiz bu şekilde. Analog bir göstergeye sahip. Analog dijital belki tartışılır. Kim neyi sever onu bilmiyorum ama analog olması kötü değil. Dediğim gibi mesela saat eksik. Kurye için tasarlanmış bir motosiklette saatin olmaması benim için büyük eksiklik. Mesela trip metre yok. Büyük eksiklik bana göre. USB soketi beklerdim. Mesela olsaydı hiç fena olmazdı. Hatta çok iyi olurdu. Göstergeye tekrar gelelim. Ekstradan akü şarj göstergesi koymuştur. Akünün durumunu görebiliyorsunuz. Sağ tarafta benzin göstergemiz var. Yakıtı da 2.7-2.6 civarlarında yaktırdım 100 kilometrede. Ama işte 2.5 ile 3 arası diyebiliriz. Bu tarafta uzun kısamız var. Sinyallerimiz bu şekilde çalışıyor. Bir de kornamız var. Bu tarafta da marşımız var. Çalıştırayım, sesini de dinleteyim size. Şöyle mikrofon, ben de şöyle yanaşayım. Sesini de dinletmiş olalım sizlere. Aynaların görüş açısını, özellikle sağ aynayı, sol ayna, hani yine arka taraf evet güzel görüyoruz ama sağ taraf çok da beğenmedim açıkçası. Belki de ayarındandır, bilmiyorum. Ayarlarsak düzelebilir. Ve yine burada bir fren olsaydı, arka fren, el fren kilidi olsaydı benim gördüğüm eksiklerden bir tanesi. Şurada da bezimizi koyabileceğimiz, yine çok kullanışlı. Çok memnun kaldım buradan. Elime ne geçerse atıyorum. Suyumu koyuyorum, bezimi koyuyorum. Yine çok iyi. Oturuşu rahat. Oturduğunuz zaman arkaya da şuna yaslanıyorsunuz ya. Çok güzel. Bakalım aşağı doğru kaç yapıyormuşuz. Normalde 100 yapıyor, 100'ü geçmiyor ama yine de size de göstereyim. Yani kesiciye giriyor, 100'den sonra geçmiyor. Ama yoğun trafiğe denk geldik. Şuradan sağ şeride geçerse, evet kesiciye girmeye başladı motor. Şu an son gazdayım. Yani 100 bile değil, 99'u geçmiyor. Yüzde takıldık kaldık. Yani aşağı doğru ya da düz yol olması bir şey değiştirmiyor. 99'u her halükarda düzde de görüyor, aşağıda da görüyor.
arkaya yükleyeyim, işte öne yükleyeyim. Şehir içinde, merkezde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde her şekilde işinizi görebilecek bir motosiklet. Unuttum sanıyorum onu söylemeyi. Araya bir şeyler koyuyorsunuz böyle, kasa falan dedim ama şöyle bir güzelliği de var bunun. Şuralardan şunları kaldırıyorsunuz ve buraya hani 4 tane kalkıyor bunlar. Buraya bir şey koyduğunuzda ekstra bağlayabiliyorsunuz. Bir şeyleri bağlayıp sabitleyebiliyorsunuz. Böyle de bir güzel özelliği var. Küçük ama güzel özellikler bunlar. Bunlardan bahsetmeden geçmiş olmayayım. Lastiklerden bahsedeceğim ama bana kışın geldiği için test motoru olarak Anlas takmışlar. Ben Anlas'tan tabii ki de çok memnunum. Zaten Anlas kullanıyorum ama orijinalinde sanıyorum başka bir marka var. Lastikler haliyle fabrika çıkışı lastikleri, her zaman değiştirmenize fayda olduğunu da söyleyebiliriz. Bazı arkadaşlar nedense 100cc motosikletlerden, 125cc motosikletlerden çok fazla şey bekliyorlar. Yani bu tür motosikletler şehir içinde işinizi görecek, kuryelik yapabileceğiniz, sağa sola gidebileceğiniz, kısa mesafede bir şeyler taşıyabileceğiniz, daha doğrusu kısa mesafede kullanabileceğiniz şeylerdir. Küçük hacimli scooterlar, ama bu kısa mesafelerde hem git gel yapabileceğiniz hem de bir şeyler taşımaya müsait tasarlanmış bir motosiklet. Kısa sürüşlerde şehir içinde, ilçe işlerinde, şehir merkezlerinde işinizi görür. Gelelim genel yorumlamama. Yani genel olarak motosikleti yorumlayacak olursam, şasinin büyük olması güzel, hoşuma gitti. Yağmurda kullandım, karda kullandım, kaldırımdan atladım, ani fren yaptım, ani kalkış yaptım. Yani istedim ki, yalan yok, istedim ki bir arıza versin, yani bir şey olsun. 1000 kilometre boyunca hiçbir şey olmadı. En çok beğendiğim taraflardan bir tanesi, abi motordan hiç ses gelmez mi? Bak arkada çanta var, koruma demiri var. Yani hiçbir şekilde sağından solundan ulan bu ses nereden geliyor acaba diyebileceğim bir şüpheye düşmedim. Tabii bundan sonrası en çok merak edilen konu, her inceleme videomda değinmeden geçmiyorum, firmanın biraz daha servis ağı ve satış sonrası hizmeti, yedek parça hizmeti, bunu da bize zaman gösterecek. Beklentinizi karşılayabilecek bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Yani bir scooter'dan, 125cc bir scooter'dan ne bekliyorsunuz siz bilmiyorum ama genel anlamda beklentinizi karşılayabilecek bir model yapmışlar. Şurada da bir tane saat olaymış. Ben şimdi sabahları işe gidiyorum biliyorsunuz. Sabah git akşam gel. Zaten bununla 3-4 tane video çektim yanlış hatırlamıyorsam. Orada zaten sürüşle alakalı, rahatlıkla alakalı, trafikteki performans ile alakalı izleyenler arkadaşlar varsa fikir edinmişlerdir. Sabahları ben işe gidiyorum, akşam geliyorum. Beni hiç yormadı, yolda bırakmadı. Yağmur, kar, fırtına, her türlü hava şartında, yol şartında kullandım. Hani dersiniz ki genel anlamda bu motordan neyi sevdin? Bir tek şey söyle derseniz. İlk sırada ne var derseniz, ilk sırada benzin kapağı var. Benzin deposu girişi. Burası. Bir. En çok neyi sevmedin derseniz, saat olmaması. Onun dışında ufak tefek beğendiklerim, ufak tefek beğenmediklerim tabii ki her motorda var. Bu motoru da bu şekilde yorumlayabilirim. İncelememizin sonuna geldik. Anlatmayı unuttuğum ya da benim kaçırdığım bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ekstra olarak sizin merak ettiğiniz şeyler varsa, yorumlarınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tür incelemelerin devam etmesi için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere.